İyi günler sayın seyirciler. Gündem Artı'yla bir kez daha sizlerin karşısındayız. Yeni haftanın ilk gününden, pazartesinden seslenmekteyiz. Takvimimiz de bize tarih olarak 6 Nisan 2020'yi gösteriyor. Evet, korona günleri devam ediyor. Tabii ki koronavirüsle mücadele hem dünyada hem ülkemizde sürmekte. Aynı koşullarda mücadele ediyoruz. Nasıl? Evde kalarak, kendimizi izole ederek bu virüse karşı direnmeyi, bu virüsle savaşmayı sürdürüyoruz, devam ediyoruz. Ülkemizde durum böyle, dünyada da aynı durum söz konusu. Bugün programımız içerisinde dünyaya bakacağız. Özellikle Almanya'da, Fransa'da, Avrupa'da durum nasıl? Oradaki gündelik yaşam nasıl devam ediyor? Bir farkı var mı? Mücadele nasıl sürdürülüyor bu ülkelerde? Bu soruların yanıtlarını arayacağız. İlk olarak Almanya'ya bir merhaba diyelim karşımızda. Sayın Koray Güçlü var. Koray Bey merhaba. Merhaba. Evet, siz Frankfurt'tasınız yanılmıyorsam. Frankfurt'tan evet, bağlantımızı kurduk. Almanya'da durum ne? Tabii ki çok farklı değildir herhalde. İzole bir yaşam devam ediyor ama Almanya'nın koronavirüsle savaşı, gündelik yaşam, insanların artık bu yaşam tarzı, yeni yaşam tarzına yönelik tepkileri nelerdir? Neler anlatırsınız bize Almanya'dan? Almanya'da herkes evinde çalışmaya değil, evden çalışabilenler devam ediyor. Diğer insanlar çalışamayanlar da işine gidiyor. Örneğin restoranda sadece paket servisleri yapıyor. Bütün işletmeler, lokal işletmeler kapalı. Ekonomik yansımaları da daha büyük oldu. Kiralarını olmalarına rağmen. Bunun dışında büyük araba fabrikaları, zaman büyük araba fabrikaları da çalışma zamanına geçti. Yani insanlar 5 gün yerine örneğin 2 gün çalışabiliyorlar. Geri kalan 3 günün var. Bunu devlet tabii ekonomik yardımlamaya çalışıyor. Geri kalan 60'ını desteklemeye çalışıyor. Olsa toplam maaşı alamıyor. Diğer boyutu da tabii insanlar para harcamadığı için, dışarı çıkıp dolaşamadığı için her yerde kapalı. Daha önümüzdeki aylarda ekonomik boyutlarını da göreceğiz. Şu anda dışarı çıkmak tabii hava güzel. Dışarı çıkmak fakat iki kişi dışında mümkün değil. Polis işte dışarıda dolaşıyor. Tabii direkt böyle herkese ceza yazmıyor ama ceza kataloğu var. Evet. İki kişinin dışında bilinçli olarak çıkmamamız gerekiyor bir yurttaş olarak. Bunun dışında marketlerde örneğin her yere çizgi çizmişler, sırayla alıyorlar. Biri çıkınca diğeri içeri giriyor. Kalabalıklar oluşturulmuyor marketlerde. Birçok insan tabii bunun bilincinde olmayan insanlar da tabii görmek mümkün. Örneğin iki kişi üstünde gruplarla dolaşan insanlar görmek nadir de olsa mümkün. Bunun dışında insanlar tabii kalabalık olmayan bölgelerde kendi zamanlarını dışarıda geçirmeye çalışıyorlar. Evde kalmak tabii biraz zor oluyor. Örneğin ormana gidiyorlar ya da böyle dışarıda havaların güzelleşmesiyle birlikte dışarıda geçirmeye çalışıyorlar zamanlarını. Tabii gelen Paskalya tatilinde yapamayacaklar bu durumda. Kimse bir yere gidemeyecek. Bu tabii Paskalya tatili için satış yapan şirketleri, küçük lokal şirketleri, otelleri de etkiliyor. Bütün oteller de kapalı şu anda. Evet. Şu anda işte durum 100 bin civarında koronavirüslü sayısı. Almanya'nın yapmak istediği tabii testleri daha aktif olarak kullanmak. Şimdi 100 bin aktif koronavirüslü kişi sayısı bulunmakta. Tabii bu yapılan testlerin sadece %10'u aktif olarak koronavirüslü olarak bulunabiliyor. Diğer %90 test yapılan %90'da koronavirüs çıkmıyor. Tabii bunu daha iyi nasıl kullanırız? Bunu düşünüyorlar. Bunun dışında hastane kapasitesini daha iyi nasıl kullanırız? Birden nasıl artış olmasın ki hastane kapasitesi yetsin, herkesi hastanede tedavi edebilelim diye düşünüyorlar. Şu anda tabii en az ölüm vakası bulunan Almanya. Tabii gene üzücü tabii ama dünya genelinde en az ölüm vakası bulunan Almanya denebilir. Evet. Peki Sayın Güçlü, hastanelerin durumu nedir? Görüyoruz ne yazık ki özellikle
İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de o yöne doğru gitmekte. Amerika Birleşik Devletleri artık servisler doldu. Hasta kapasitesi hastanelerin fazlasıyla doldu, taştı. Almanya'da hastanelerin durumu nedir? Şu anda hastane kapasiteleri var olan vakaları karşılayacak durumda. Tabii, örneğin hastaneler bazı zorluklar çekiyor. Sınırda bulunan Polonya'dan gelen hemşireler örneğin giriş çıkış yapamıyorlardı. Önceden hastanede kalmak zorunda kalıyorlardı. Şu anda desteklemler aldılar. Bunun dış alanlarını bakım ünitelerine çevirdiler. Ek önlemler aldılar. Evet. Peki psikolojiyi sormak istiyorum. İnsanlar, siz de bahsettiğiniz fırsat bulduklarında havalar da iyileşmeye başladı. Yavaş yavaş ilkbahar etkisini gösteriyordur oralarda da. Faydalanmaya çalışıyorlar ama yani şu var herhalde, bu oluşmuştur. Bilmiyorum sizin orada durum nedir? Bu iş bitecek mi? Ne zaman bitecek? Önceki yaşantımıza artık öyle bahsediyoruz. Önceki yaşantımıza dönebilecek miyiz? Almanya'da durum nedir? Toplumun psikolojisi ne yönde? İnsanlar tabii serbest kalmayı, dışarıda dolaşmayı çok özlüyorlar. Normal eski duruma dönmeyi istiyorlar tabii. Ama bilimsel çalışmalar, Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı çalışmalara göre daha bu mümkün değil. Herhalde Nisan sonuna kadar, belki Mayıs ortası da olabilir, daha bu durum devam edebilir. Tabii insanlar dışarı çıkıp normal etkinlikleri, normal yaşamlarını sürmeyi istiyorlar. Buna karşı, bu evde kalma durumuna karşı protesto yapanlar da var grup olarak. Tabii polis bu protestoyu önlemeye çalışıyor. İki kişinin üstünde bir grup oluşturduğu için. Buna karşı demokratik bir ülke miyiz diye tabii insanların sordukları oluyor. Evet. Ama tabii salgın herhalde daha güçlü, ne yazık ki salgın daha tehlikeli. Demokrasi, tabii ki, evet. Evet, önemlidir, değerlidir ama toplum sağlığı açısından bakıldığında aynı şeyler herhalde her yerde yaşandı, yaşanıyor ama sonuçta uyulması gereken kurallar var. Peki ekonomiden bahsetmiştiniz, ben şunu sormak istiyorum, bilmiyorum siz de aktarmışsanız, belki ben kaçırdım ama iş yerleri nedir? Yani açık mı dükkanlar, mağazalar, özellikle elzem yerler diye bizler bahsediyoruz ama marketler, durum nedir orada? Şu anda marketler açık, günlük ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Bunun dışındaki bütün iş yerleri kapalı. Örneğin restoranlar, giyim alışveriş yapabileceğiniz giyim satan yerler, bu tür yerler kapalı. Onun dışında elektronik dükkanları gibi her yer kapalı. Sadece yemek alabileceğiniz market türü yerler açık. Bunun dışında restoranlar da kapalı. Sadece paket servisleri olarak bir şey ısmarlayabiliyorsunuz eve. Ya da drive-in türünde örneğin hamburger alabileceğiniz yerler açık. Yani içeri girmeden arabayla alıp gidebileceğiniz yerler açık. Onun dışında her yer kapalı. Evet. Tabii bu da ekonomiye büyük darbe vuruyor. Bunu önlemek için yeni ortaya çıkıyor. Örneğin belli platformlar kuruyorlar online bu lokal işletmelere destek olabilmek için. İleride kullanabilecekleri kuponlar satıyorlar. Böylece lokal işletmeler ileride daha yaşayabilsin, bu dönemde iflas etmesin diye. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum ben size Kıbrıs'tan. Ben de teşekkür ederim. Selamlarımızı gönderelim, sevgilerimizi gönderelim. İnşallah tüm dünya kurtulacaktır bu virüsten ama biraz daha zaman var. Evde kalmaya, izole durmaya devam etmek lazım. Tüm dünyada aynı sorun, aynı sıkıntı yaşanıyor. Ve programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdığınız için size de buradan bir kez daha selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Hepinize kolay gelsin diyelim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Almanya'ya bağlandık. Almanya'daki durumu Sayın Koray Güçlü, Almanya'da yaşayan birisi olarak bizlerle paylaştı. Kendisine çok teşekkür edelim.